Bu videomuzda temel yönlendirici router konfigürasyonunu yapacağız. Öncelikle bir router alıp yerleştirelim. Böylelikle Packet Tracer programını da nasıl kullandığını göreceksiniz. Evet, bilgisayar alalım bir tane. Bilgisayarımızla yönlendiricimizi, router'ımızı buradaki connection yani bağlantılar kablo seçeneklerinden konsol kablosunu alarak bağlıyoruz. Buradan seri portuna takıyoruz. Fiziksel bağlantısının nasıl yapıldığını bir yönlendiricinin router'ın daha önce bir videoda göstermiştim. Buradan konsol portuna takıyoruz. Daha sonra bilgisayara gelip tıkladığımızda evet, buradan terminali seçiyoruz ve hyper terminal bağlantısını yapıyoruz. Evet, şimdi router'ımız eğer startup config boşsa, yani başlangıç yapılandırma dosyası boşsa, yani NVRAM'de herhangi bir şey bulamadıysa konfigürasyon, bize bunu beraber yapmayacağımıza dair sorular soruyor. Biz de tabi burada hayır diyoruz. Evet, karşımıza gelen büyük işaretinin olduğu user mode, kullanıcı modu. Burada tabi çok işimize yarayan komutlar yok. Burada hangi komutları kullandığımızı ve router konfigürasyonu yaparken nasıl yardım alacağımızı görelim. Soru işaretiyle bunu görebiliriz. Soru işareti yazıp bastığımızda direkt işte connect, disable, disconnect, enable gibi kullandığımız komutlar var veya bazı show komutları, göster komutları var. Yani burada aslında çok da bir komut çalıştıramıyoruz. Buradan enable yazarak privilege, yani ayrıcalıklı moda geçiyoruz. Tabi burada çalıştıracağımız komut daha fazla. Ve yine bir özellikten daha bahsedelim. Evet, E yazıp tab'a bastığımızda komutları tamamlıyor. Ama tabi tamamlamadı. Neden tamamlamadı? Soru işaretiyle bunu görebiliriz. Evet, çünkü E ile başlayan iki tane komut varmış. Biri enable, biri exit. Evet, mesela en yazıyoruz. Enable yazıyoruz. İşte enable yazdıktan sonra enter'a bastığımızda artık diyez işaretiyle gördüğünüz privilege, ayrıcalıklı kullanıcı moduna geçtik. Burada artık kullanacağımız komut sayısı daha da arttı. Soru işaretiyle bunu görebiliriz. Bakın, diğerine göre daha fazla. Hatta devamı da var. Evet, enter'a basarsak satır satır gösterir. Boşluk tuşuna, backspace tuşuna basarsak, pardon, space bar'a basarsak, backspace geri yönüne doğru tuştu biliyorsunuz. Yani yazdığımız, en son yazdığımız karakteri siliyorduk. Space bar'a, boşluk tuşuna basarsak, evet, sayfa sayfa gösteriyor. Burada biz ne yaptık? Enable komutuyla buraya geldik. İşte aynı şekilde, evet, burada kullanacağımız komutları görmüştünüz. Mesela bakın, this de olmadı. Neden? Çünkü this de başlayan başka komutlar da var. Evet, disable yazarak tekrar user moda döndük. Tekrar gelelim. Evet. Şimdi başka bir kip göreceğiz. Global konfigürasyon kipi. Birçok konfigürasyonu burada yapacağız. Evet. Bu da tabii şu şekilde, yani conf yazıp tab'a basarsanız configure, t yazıp tab'a basarsanız terminal olarak ve bakın artık değişti. Router config olarak global konfigürasyon kipine geldik. Burada yapacağımız veya girebileceğimiz komutlar daha fazla, daha ayrıntılı. Ve burada biz ne yapıyoruz? Artık konfigürasyonumuz, yani mesela router'ımıza bir isim verme, host name verme için artık burada yapıyoruz. Router'a neden isim veriyoruz derseniz, anneniz babanız size de bir isim vermiş. İsmimiz olmasaydı, değil mi? Karıştırabilirdik. Herkesin ad soyadı bile bazen tutabiliyor. Tabi ileride de router'a isim vermenin, host name vermenin faydalarını göreceğiz. Evet, kullanacağımız komut host name, ho yazıp tab'a basarsanız tamamladı. Ben okulumun adını yazdım. Bakın artık değişti. Polinas oldu. Evet. Temelde yaptığımız birinci işlem host name vermek. İkinci işlem
Enable yazdıp user moddan privilege moda geçtiğimizde bize parola sormasını sağlamak. Yani işte enable yani privilege mod daha ayrıcalıklı, daha fazla komut olduğu için bu parolayı bilmeyenler ne yapamasın? Buraya gelemesinler. Evet. Enable password. Genelde eğitimlerde hep kullandığımız parola Cisco'dur. Evet, artık parolamız enable password Cisco. Parolamız Cisco. Evet, buradan çıkalım exit komutuyla. Evet. Tekrar çıktık. Tekrar bakın router'a girdik. Enable yazdık. Bakın bize parola sordu. Parolamız neydi? Cisco'ydu. Evet, artık ne yaptık? Privilege ayrıcalıklı moda geçtik. Evet. İkinci yapacağımız konfigürasyon. Bakın şimdi biz router'a telnet yaptık. Konsol kablosuyla bağlandık. Ama herhangi bir parola sormadı bize. Bunu aktif hale getirmek. Evet, konfigürasyon, global konfigürasyon tipine geçiyoruz yine. Bu şekilde kısa yazarak da komutları kullanabilirsiniz. Yani conf'te yazıp enter'a basarsanız config terminal komutunu çalıştırmış olursunuz. Burada line console 0 evet password Cisco evet login. İleride kullanıcı da parola sormasıyla ilgili bir uygulama yaptığımızda o zaman login lokal yazmamız gerektiğini anlatacağız. Ve bu şekilde ne yaptık? Evet, bakın. Şu an tekrar router'dan çıktım ve tekrar bağlandım. Artık bana sorduğu parola konsol parolası. Yani fiziksel bağlantısını yaptık. Bilgisayarın seri portuna taktık. Konsol kablosunda router'a taktık portuna. Ve bağladık, açtık. Hyperterminal router'ımı açtık veya PATI ile bağlandık serial porttan. Bize Cisco yazdık. Artık bakın user moda geldik. Yine enable yazarak, yine Cisco yazarak DS moda, privilege moda geldik. Bakın enable parolası iyi güzel verdik. Konsol parolası verdik. Bir de telnet telnet virtual terminal oturumuna parola verelim veya aktif hale getirelim. Bu da bilgisayara seri portla bağlanma değil, bilgisayarla router arasında tabi bir switch olması normalde olan ama biz direkt yine bir çapraz kabloyla bağlayabiliyoruz. Biliyorsunuz aynı cihazlar birbiriyle çapraz bağlanır. Buradan getirelim, bir tane çapraz kablo alalım. Cross kablo. Evet. Buradan bunun fast ethernetine, bunu da fast ethernetine bağlayalım. Tabi bunu bağladıktan sonra ikisine de bir IP adresi vermemiz lazım. Evet, buradan gelelim. Buradan evet, şuradan IP adresi daha kısaca verebiliriz. Fast ethernet arayüzüne tıklamıştık. Portu açalım. İleride bu komutları daha ayrıntılı anlatacağız. 192.168.1.1 meşhur IP adresimizi verelim. Evet, aynı şekilde bilgisayarımızda da şunu kapatalım. Evet, IP ayarlamasını yapalım. Yine 192.168.1.0 ağından bir IP adresi verelim. 168.1.2 verelim. Evet, gateway de yazalım. Uzak bir ağa çıkmayacağız. Gateway şu an için gerek yok ama olsun. DNS'i de web sayfalarına falan bağlanacağız. Hiç gerek yok. Evet, şimdi artık telnet oturumunu şey yapabiliriz. Buradan yine terminal bağlantısını yapalım. Komutumuz şuydu. Buradan çıkalım. Yine global konfigürasyon kipinde yapmamız gereken komut şu. Line VTY 0 4. Bu da 0 4 0 1 2 3 4 aynı anda 5 tane oturumun açılacağını gösterir. Maksimum nedir derseniz 0'ın yanına soru işareti yazarsanız evet 01, 02, 03 yani 2 oturum ve 015 ise 16 oturum aynı anda açılır. Ama genelde varsayılan hep bu şekilde line vt 04 diyelim 5 tane aynı anda oturum açılmasıdır. Yani 5 tane farklı kullanıcı da aynı anda oturum açabilir. Evet, password yine Cisco. Ya bu vermek zorunda değilsiniz Cisco. İşte başka bir parola verebilirsiniz. Yine komutumuz login ve bu şekilde ne yaptık? Telnet oturumuna da açtık. Artık bu bilgisayardan ben telnet yazarak ne yapabilirim? Komut satırından bağlanabilirim. Artık zaten bilgisayardaydım. Command prompt'a geleyim. Prompt'a
eski dostumuz DOS'a. Telnet 192.168.1.1 yazıp evet, bakın artık Telnet oturumu açıldı. Yine bana sorduğu parola Telnet parolası. Pardon, Virtual Terminal, LineVTS04 ve Password verdim. Farklı parolalar verseydim işte onu fark edebilirdim. Yine Cisco verdiğim için oturum açıldı. Buradan yine Enable yazdım. Yine bakın Enable'dan sonra bana parola sordu. Evet, Cisco'ydu. Parolayı demek yanlış yazdık. Evet, artık Privilege moda, DS moda geçtik. Buradan yine konfigürasyon tipine geçebiliriz. Evet, yanlış yazdık. Ve buradan yine konfigürasyon yapabiliriz. Evet, diğer konfigürasyonu buradan yapalım. Şimdi yapacağımız konfigürasyon banner mod. Banner mod message of the day anlamına geliyor. Tırnak işareti içerisinde veya işte dolar işareti içerisinde bu mesajlarımızı yazabiliriz. Evet, şöyle yazalım. Yetkisiz giriş, Türkçe karakter kullanmıyoruz, yasaktır dedik. Evet, şimdi çıkalım buradan. Evet dersek, evet, bunu da ileride anlatacağım arkadaşlar. Shift Control Evet, Ctrl Shift 6 ile buradan çıkıyoruz. Çıkamadık. Evet. Neyse, paket tracer'dan dolayı oldu deriz arkadaşlar. Şimdi burada bunun ne olduğunu daha sonraki bir videoda anlatayım. Evet, buradan bu end'i çözümleyemedi. Yani domain DNS'ten çözümleyemedi domain server'dan. Ve bunu da nasıl kapatacağımızı başka bir şeyde anlatırız. Evet, şimdi exit yazıp çıkalım. Evet, tekrar telnet yazıp bağlanalım router'a 1.1. Evet, bakın ne yaptı? Open yetkisiz giriş yasaktır dedi. Banner modla ne yaptık? Bu bir banner router'ın girişine yazdırdık. Evet, Cisco dedik. Enable dedik. Ve Cisco dedik. Evet. Tabii şurada şu var arkadaşlar. Yaptığımız konfigürasyonu bir görelim. Yaptığımız konfigürasyonu görmek için show running config. İşte NVRM'de bulunan startup config, yani başlangıç yapılandırma dosyası nereye aktarılır? iOS boot ettiği zaman, açıldığı zaman, yani router'ı çalıştırdığımız zaman RAM'e geçici belli aktarılır ve oradaki haline artık biz running config, çalışan konfigürasyon dosyası deriz. Herhangi bir değişikliğimizi biz ne yapmamız lazım? Mutlaka kaydetmemiz lazım. Mesela ben şu an bunları kaydetmedim. Bir bakayım neler yapmışım. Mesela enable parolası vermişim. Cisco. Aa, burada gözüküyor parola. Hayret. Evet. Mesela yine şu parola gözüküyor. Password Cisco yine gözüküyor. Yine terminal parolası gözüküyor. Evet. Tabi burada birisi bizim router'ımızın başına biz kalktığımızda, router'a oturum açtığımızda show running config derse o zaman parolaları görebilir. O zaman kem gözlerden saklayalım. Öncelikle şimdiye kadar yaptığımız konfigürasyonu kaydedelim. Bunu ne yapıyoruz? Copy. Evet. Copy. Running config startup config ile kaydettik. Bunun kısa bir komutu da var. Write komutu. Yine bunu da kaydedebiliriz. Evet. Şimdi yine konfigürasyon tipine geçelim. Burada yapmamız gereken service password encryption komutuyla parolaları type 7 olarak şifrelemek. Şimdi buradan çıkalım. chru dersek, tabi burada router'da, gerçek router'da bu olmuyor ama burada oluyor. Show running config. Bakın type 7 olarak artık parolalarımızı şifreledik. Yani show running config yapan birisi ne yapamaz? Bizim parolalarımızı göremez. Bakın yine burada konsol parolası, konsol erişimi ve virtual terminal erişimine koyduğumuz parolalarda yine ne oldu? Şifrelendi. Ama tabi bu parolalarda çok rahatlıkla kırılabiliyor. Bunlarla ilgili web siteleri var. Yine bunlarla ilgili programlar var. Onları da başka bir videoda veya bir makalede değinmiş oluruz. Evet, bugünlük bu kadar. Bu videoda bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.